sınava hazırlık yüzünden bu imkanı bulamadı birçoğumuz. Ama üniversiteyi de aynı şekilde ilk öğretmen lisenin devamı gibi görmeyin. Burada bir ömür boyu sizin şekillendirecek olan, sizin düşünce yapınızı şekillendirecek olan bir 4 yıl geçireceksiniz. Bu süreyi dolu dolu yaşamaya bakın. Bu sürede maksimum fayda elde etmeye çalışın. Bunun için hocalarımızı zorlayın, fakültelerimizi zorlayın, rektörlük olarak bizleri zorlayın. Talepkar olun. Ancak sadece ve sadece derslere girip, dersleri dinleyip, başarı notunu alıp ben evime giderim, yurduma giderim, işime bakarım diyecek olursanız, inanın kaybeden sizler olursunuz. Onun için sizlere tavsiyemiz üniversite olarak, hem akademik yönden güçlü olmak için elinizden gelen tüm gayreti sarf edin ama bunun yanında diğer tüm yönlerden de kendinizi geliştirin. Kütüphanemizi kullanın, kitap okuyun. Sadece telefonlarınıza gelen mesajları okumayalım. Sadece internetten gelen ve doğruluğu ne olduğu tartışılır mesajlarla vaktimizi harcayıp yorumlar yaparak sabahtan akşama bunlarla vaktimizi öldürmeyelim. Orası bir üniversite. Kendimizi yetiştireceğimiz, şekillendireceğimiz bir ortam. Ve bu fırsatı burada yakalıyorsunuz. Bugünlerin inanın geriye döndüğünüzde telafisi olmayacak. Şu anda bazılarınız değişik sıkıntılar çekiyor olabilir. Farklı illerden geldiniz. Üniversitenize katıldınız. Gerek barınma konusunda, gerek şehir konusunda, ulaşım konusunda, yeme içme konusunda. Bunlar konusunda sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Birçoğunuz bugüne kadar ailelerinizle yaşadı, birçok şey hazır olarak sizlere sunuldu ama bir anda düzen değişiyor, bir bakıyorsunuz ki her şeyi yapmakla siz sorumlusunuz. Bunların sıkıntısını yaşayacaksınız ama inanın geriye dönüp baktığınızda da en güzel günlerinizin yine bugünler olduğunu göreceksiniz. Şu anda bunları kabul etmek zor gelebilir. Hocam siz rahat içerisindesiniz, onun için böyle diyorsunuz diyeceksiniz ama geriye dönüp üniversite mezunlarına sorduğunuzda en iyi durumda olandan en kötü durumda olanlarına kadar %95'ini vereceği cevap en güzel yıllarım üniversite yıllarıydı. O halde sizlerin de en güzel yılları burada. Bu yılları dolu dolu yaşamak, buradan maksimum verimi elde etmek, en iyi bir şekilde yetişmek sizlerin elinde olan bir şey. Derslerinizi ve ilgili olarak çok fazla notu çekecek değilim. Yeterince sizlere bunlar söyleniyordur, söylenmiştir ama üniversitelerde genelde yaşanan, başarıyı etkileyen bir problem var. O problemi de bir cümleyle değinip geçmek istiyorum. Maalesef üniversitedeki derslere hazırlık, sınavlara hazırlık, başarı için çalışma sınav haftalarına endeksleniyor. Önünüzde bir sınav takvimi var, ara sınavlar ve final sınavı noktasında. Ve kafanız bir şekilde ona endekslenmiş bir şekilde sınav haftasında çalışırız, onun öncesinde çalışırız gibi bir düşünce içerisine giriliyor. Ve bu da başarıyı etkileyen, olumsuz yönde etkileyen büyük bir unsur. Onun için burada sizlere tavsiyem hocalarınızı çok iyi bir şekilde dinleyip, soru sorup, sorgulayıp, nedenin içini anlamaya çalışarak ve günü gününe çalışarak ilerlemeniz. Çok çalışın demiyorum dikkat ettiyseniz. Ama düzenli çalışın. Ama üniversitede olduğunuzdan dolayı niçinini, nedenini anlamaya çalışarak ilerleyin. Derse girip pasif bir dinleyici olarak oturmayın. Bugüne kadar maalesef beyinlerimiz A, B, C, D, E şıkları arasında gezindi hep. O şıklar arasından doğruyu bulmak yönünde şekillendi. Ama artık üniversitedeyiz. Bunun niçinini, niçin A şıkkı olduğunu veya karşımıza şık olmadığında bu soruların cevabını, hele ki siz Fen Edebiyat Fakültesisiniz, bilimin temelini okuyorsunuz, bilimin temelini öğreniyorsunuz. Onun için bu şıklarla olacak bir iş değil. Lütfen sorgulayıcı olun. Nedenle niçin anlamaya çalışın. Onun için vaktini size adamış olan hocalarınız var karşınızda. Bu hocalarınızla maksimum faydayı elde etmeye çalışın. Hiçbir hoca size niçin soru soruyorsun diye kızmaz. Ama yeter ki siz soru sorun. Bugüne kadar ilk öğretimde, lisede belki bunun tersiyle karşılaştınız. Hep karşınızda sen sus, otur, konuşma, gürültü yapma mantığıyla bir eğitim sistemi aldınız. O halde bugün bunu değiştirmenin fırsatı üniversiteler. Üniversitedesiniz.
ve lütfen bu fırsatı da değerlendirin diyorum. Ben tekrar üniversitemize, fakültemize hoş geldiniz diyorum. Burada geçireceğiniz günlerin huzurlu, mutlu, güzel günler olmasını diliyorum. Ve buradan mezun olurken de gerek eğitimini, öğretimini gördüğünüz alanda çok iyi yetişmiş, gerekse de az önce bahsettiğim gibi sosyal, kültürel olarak da kendinizi hayata hazır, rahat iletişim kurabilen, modern iletişim araçlarını kullanabilen birer birey olarak mezun olmanız bizim en büyük dileğimizdir. Tüm problemlerinizde hocalarımız sizlerle birlikte olacaktır. Bizler de birlikteyiz. Danışmanlarınız var. Sizlere açık çek veriyorum. Eğer bölümünüzde, fakültenizde öğretmen hocalarınızla bu işi halledemiyorsanız biz rektörlük olarak sizlerle beraberiz. Bir mail atmanız yetiyor. Artık hiyerarşi diye bir şey kalmadı yeni sistemde. En üst merciye ulaşmak için sadece bir mail yetebiliyor şimdi. Mutlaka gidip kapıda randevu alıp saatlerce beklemeniz gerekmiyor artık. Lütfen bunları bizimle paylaşın. İnanın ki bu paylaşımcılık olduğu müddetçe sizlerin hayatı burada daha kolay olacaktır. Bizler de sizlere daha iyi birer mezun olarak buradan göndermenin mutluluğunu yaşayacağız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biyoloji bölümünün sunumlarını gerçekleştirmek üzere araştırma görevlisi Gökhan Sezer'i kürsüye davet ediyorum. Edebiyat Fakültesi yine üniversitemizde aynı tarih ve aynı sayı kanunla kurulmuş olup 2009-2010 eğitim öğretim yılında biyoloji, fizik ve kimya bölümleri olarak öğrenci alarak eğitim hayatına başlamış ve halen devam etmektedir. Dekanımız Sayın Profesör Doktor Orhan Büyükalaca, Fakülte Sekreterimiz Sultan Arslan Hanım, memurlarımız, biyoloji bölümüne kısaca değinmek gerekirse, biyoloji, Latince bio ve logi, bilim kelimelerin birleşmesiyle meydana gelmiş olur. Tıp, farmakoloji, tarım ve çevre gibi çok geniş bir alanda hizmet vermektedir. Bunları ekoloji, fizyoloji, genetik, embriyoloji, anatomi gibi, taksonomi, histoloji, morfoloji, mikrobiyoloji, histoloji gibi birçok alt spesifik dallara ayırmak mümkündür. Peki, biyoloji mezunu öğrenciler nerelerde çalışır? Biyoloji mezunu öğrenciler formasyon aldıkları takdirde yüksek ve orta öğretim kurumlarında çalışabilirler. Sağlık alanında tıbbi laboratuvar ve firmalarda, atletik ve farmasötikal firmalarda, eczacılık fakültesinde, veterinerlik fakültesinde ve çok geniş bir alanda çalışabilir. Sanayide, gıda mühendisliği, gıda alanında, kozmetik, tekstil alanlarında ve diğer bir sürü sektörde çok geniş bir alanda iş sahibi olabilirler. Akademik kadromuz 2 doçent, 2 yardım doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi olarak hizmet vermektedir. Bölüm başkanımız Sayın Doçent Doktor Zeynep Ulukanlı. Botanik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Hüsnü Yaka Sağlıkar. Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Yardım Doçent Doktor Bahri Dermezcan. Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Yardım Doçent Doktor Menderes Çenet. Öğretim Görevlisi Doktor Aşkın Hasan Uçar. Yeni bir haber olarak bölümümüzde 2011-2012 dönemi itibariyle biyoloji yüksek lisans programı açılmış bulunmaktadır ve mezun öğrencilerimiz yüksek lisans yapma imkanına kavuşmuştur. Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi Biyoloji Bölümü adına yapılan çalışmalar belki öncelikle
bölüm başkanımız Sayın Zeynep Uluk Hanım'ın çalışmaları ve emeği geçen bütün hocamızın çalışmalarıyla biyoloji bölümü Erasmus anlamında birçok ülkeyle anlaşma yapmış, yaklaşık 11 tane üniversiteyle anlaşma yapmıştır. Macaristan, Polonya, İtalya, Fransa, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, İtalya, Portekiz gibi ülkelere öğrenci göndermekteyiz ki hala hazırda 6 öğrencimiz şu an yurt dışındadır. Birinci sınıftaki Erasmus'ta yurt dışı hakkı kazanan arkadaşlar, ikinci sınıfta ki Erasmus'ta yurt dışı hakkını kazanmış arkadaşlar, toplam 13 arkadaşımız. Farabi ile de üniversitemiz 9 tane üniversiteyle anlaşması bulunmakta. Ve bu üniversitelere yaklaşık 6 öğrencimizi göndermiş bulunmaktayız. Kimya bölümü sunumlarını gerçekleştirmek üzere öğretim görevlisi Burcu Saygıdeğer Demir Hocam'ı kürsüye davet edelim. Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, değerli hocalarım ve sevgili öğrenciler. Kimya bölümü oryantasyon sunumuna hepiniz hoş geldiniz. 2012-2011 öğretim yılında 3 tane şu an giriş yapmış, 3 ana bilim dalında yüksek lisans öğrencilerimiz mevcuttur. 2011-2012 güz döneminde ise bu dönem 9 tane yüksek lisans öğrencimiz başlamıştır. Bölümümüzün yine birkaç başarısından kısaca bahsedelim. Doçent Doktor Abdullah Ali Gürten'in TÜBİTAK projesi kabul edilmiştir. Yine yardım doçent doktor Mustafa Keleş'in TÜBİTAK projesi ve yardım doçent doktor Halil Zeki Gök'ün TÜBİTAK projeleri kabul edilmiştir. Şu an çalışmaları devam etmektedir. Erasmus'la ikili anlaşmalarımız var. Hangi üniversiteler olduğunu. Belçika, Bulgaristan, Fransa, Romanya ve Slovakya ile anlaşmalarımız bulunmakta. Şu anda bir öğrencimiz Fransa'da lisans öğrencimiz Erasmus'ta gitti. Önümüzdeki dönemde bir tane yüksek lisans öğrencimiz Belçika'ya gidecek. Okümer Lab, az önce biyoloji bölümünde de gördüğümüz araştırma laboratuvarımız. Biyoloji bölüm sunumlarını gerçekleştirmek üzere yardımcı doçent doktor Yunus Kaplan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın rektörüm, sayın rektör yardımcıları, kıymetli akademisyen arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, Edebiyat Bölümü tanıtım sunumuna hoş geldiniz. Edebiyat nedir? İnsanların duygu, düşünce ve hayallerini en güzel şekilde yazılı veya sözlü olarak anlatması sanatına edebiyat denir. Edebiyat, mimari, heykel, resim, müzik gibi güzel sanatların 5 temel dalından birini teşkil eder. Bu nedenle bir metnin edebi olabilmesi için estetik bir yapıya sahip olması gerekir. Edebiyat kelimesi Arapça edep kökünden gelmektedir. Edep kelimesi Arapçada terbiye, güzel ahlak, incelik, kibarlık, utanma gibi anlamlara sahipken zaman içerisinde alanı genişleyerek halk arasında hüküm süren en güzel ahlak, insanı kötülüklerden sakındırıp iyiliğe yönlendiren yeti, güzel huy ve yararlı iş anlamlarında kullanılmaya başlanmıştır. Edebiyat kelimesi, yüzyıllar boyunca Araplar arasında iyi ahlak, dil bilimleri, dinsel konular dışında kalan bilimleri ifade etmiş ve nihayet bugünkü anlamda dile hizmet eden eserler de edep kelimesiyle ifade edilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü, bölüm olarak eski Türkçeden başlayarak Türk dilinin tarihi gelişme evreleri, klasik Türk edebiyatının kültürel arka plana bağlı olarak ortaya koyduğu edebi zenginliği, modern Türk edebiyatının doğuşu üzerine etkileri, metin merkezli olmak üzere çağdaş edebiyat kuramlarıyla öğrencilere aktarılır. Bu bağlamda bölümümüz yeni kurulmuş olmanın heyecan ve dinamizmiyle öğrencilerine hem millet olarak